içinde yılan var. Allah'ım, Allah'ım bu ne? Sen koru. Daireme kadar girip yılan bıraktılar. Az kalsın Melike ölüyordu. Rabbim korudu. Melike, sen benim kızım gibisin. Bunu bize kim reva gördüyse kellesini alacağım. Rabbim korudu sizi validem. Hamdü senalar olsun ki iyisiniz. Rabbim sizi bize bağışladı. Bunu her kim yaptıysa sarayımın içine kadar girmiş. Daha temkinli olmalıyız Ayşe. Çok şükür ben sarayıma döndüm. Bundan sonra da zinhar geri dönmem. Hünkârımız ile aranız düzeldi mi yoksa validem? Hayır Ayşe. Hünkâr oğlum ile barışmadık. Lakin sarayım, devletim başıboş kaldı. Evvelden beri yaptığım gibi devletimin başındayım ve dahi bütün düşmanlarımın başını ezmek için. Sultanımız, Sultan Murat Han'dan ulak geldiler. Sizi Topkapı Sarayı'na davet ederler. Kulağımız doğru mu işitir? Hünkâr yeğenim bizi sarayımıza davet etti demek ki. Zira validemiz Safiye Sultan öldüğünden beri hiçbir davet de bulunulmadı bize. Bu büyük bir gündür sultanım. Sizin için bir fırsat. Kösem Sultan da sürgün edilmiş. Harem idaresi sizin elinize geçecektir. Kösem, yılan Kösem. Devletin ve hanedanın başına oturdu yıllardır, inmek bilmiyor. Biz dahi sarayımıza dönemedik. Emriniz nedir sultanım? Ağlara haber et. Tüm eşyalarımızı hazırlasınlar. Ve Nemlihal, sen de tüm hazinemizi hazırlat. Bir kısmını çuvallara koydur. Geri kalan kısmını ise sandıklara koydurt. Payitahta dönüyoruz. Nasıl olur? Nasıl? Allah'ım, aklım hafsalam almıyor. Fatma Sultan nasıl payitahta döner? İmkansız. Kabul etmem. Murat bana savaş açıyor. Validesine savaş açıyor. Paşalarım, beylerim, aslanlarım, yiğitlerim. Allah'ın izniyle zaferi olan inancım tamdır. Bugün mübarek gün. Rabbim bize bu kutlu günde düşmanı yenmeyi nasip edecektir. Devlet Ali Osman uğruna şehit olanlar, şehadet makamını erenler Allah'ın sevgili kullarıdırlar. Bu cengi, bu revan ovasını Müslüman aleminin bayram yerine çevirelim. Gazanız mübarek, kılıcınız keskin olsun. Sultan Murat o gün yeniden doğmuş gibiydi. Genç padişah yıllar sonra büyük bir zafer ile İstanbul'a dönecekti. Revan artık Osmanlı mülküne girmişti. Murat Han kendi olanı almıştı. Tahmasp'lı Sultan Murat'a bir teklifle geldi.
Safevi askerlerinin silahlarını da alıp gitmelerine izin verirlerse kale teslim edilecekti. Sultan Murat bu teklifi kabul etti. Bunun üzerine Revan Osmanlılara teslim edildi. Kale tam 11 gün kuşatıldı. Ve 11 günün sonunda kalenin düşmesi Sultan Murat'a dünya çapında bir ün kazandırdı. Taht Mahfuzkulu Han kaleyi kısa bir sürede teslim ettiği için şah tarafından idam edilmekten korkuyordu. Sultan Murat'ın huzuruna çıkarak el öptükten sonra Osmanlıların hizmetine geleceğini söyledi. Padişah Sünni mezhebini kabul eden Taht Mahfuzkulu Han'a yeni bir isim ve rütbe verdi. Yusuf Paşa olarak vezir rütbesine tayin edildi. 4. Murat kaleyi tamir ettirdikten sonra Vezir Mustafa Paşa'yı 12 bin askerle Revan'da bıraktı. Revan'ın büyük camiinde Sultan Murat adına kutlu okutuldu. Huzurunuza çıkıp eteğinize yüz sürmek isterler. Affınıza sığınmak isterler. Gelsin.
Murat Hanım. Beni bağışlayın. Mübarek elinize, eteğinize yüz süreyim. Ben artık Osmanlı'nın hizmetine girmek isterim. Canımı bağışlayın. Kabulümdür. Bundan gayrı adın Yusuf'tur. Paşa olarak devlete hizmet edeceksin. Yüce padişahım, siz çok yaşayın. Beni kurtardınız. Tahtınız göklere yükselsin. Ben Fatma Sultan. Payitahta geri döndüm. Validem Safiye Sultan'a bir zamanlar zulmetmiş köseme yaptıklarının bedelini ödetmek için döndüm. Bunca senedir nefretimi tohuma çevirdim. Toprağa gömdüm. Siyah bir ağaç yaptım. Bunca senedir sabrettim. Ama şimdi amacıma ulaşıyorum. Çok değişmiş Valide Sultan dairesi. Hiç böyle değildi bir zamanlar. Validem bu dairedeyken daha ferahtı, daha genişti. Eski günleri özledim. Validem burada otururdu. Biz de kardeşlerimle soğuk kış günlerinde oynardık bu dairede. Hepimiz bu dairede büyüdük. Nurbanu Sultan da bu dairede yaşadı. Ondan önce Hürrem Sultan da bu dairede yaşadı. Kimsin? Bu ne cüret? Kimsiniz siz burada valide dairesinde valide sultan tahtına oturuyorsunuz? Saraya gizli mi girdiniz? Hadsiz! Ne oluyor burada? Kösen, bu hadsiz köleye çok yüz vermişsin belli. Zira kanında gerçek Osmanoğlu kanı taşıyan bir hanedan mensubuna böyle davranmaması gerektiğini bilmeli. Fatma Sultanım, hoş geldiniz. Hiç hoş bulmadık Kösen. Zira bu dairede kalmakta amacımız. Lakin sen kalıyormuşsun. Elbette ben kalacağım. Ben Valide Kösem Sultan'ım. Bu saray benim. Hayır Kösem. Bu saray sadece damarlarında gerçek hanedan kanı taşıyanlara aittir. Bu saray muradımın ve bizimdir. Dilerseniz sizi hazırlattım dairenize geçin. Zira görmeyeli bayağı çökmüşsünüz. Rabbim esirgesin. Düşüp kalmayın sonra. Hamdü senalar olsun ki sağlığımız yerindedir. Lakin sen kendine dikkat et Kösem. Biz dairemize gidelim o vakit.
duyduklarım doğru mu? Fatma Sultan nasıl geri döner? Burada kimi kaldı ki? Onun ve merhum validesi Safiye Sultan'ın devri çoktan bitti. Köşesine çekilip ölümü beklemek varken payitahta dönmek de ne demek? Atikem, boşuna canını sıkarsın. Zira ben valide kösem sultanım. Bugüne kadar hiç kimse benimle baş edemedi. Hiç kimse bana baş kaldıramadı. Fatma Sultan kim? Benim bir esintim onu yerle bir eder. Hevesini alsın. Elbet onu da bindiririz bu saraydan. Sen nasılsın? Kendinden bahset. Cafer Paşa ile huzurluyuz validem. Sarayımda günlerim geçmekte. Şu sıralar kitap ve şiire merak saldım. Uzun uzun sarayımın bahçesinde gökyüzünü izliyorum. Rabbime her vakit sizi ve devletimizi korunması için dua ediyorum validem. Canım sultan kızım. Herkes gitti. Sen kaldın sadece yanımda. Varlığın ile güç veriyorsun. Sarayına gitme. Bir müddet bizimle kal. Malum, Fatma Sultan geldi. Beraber olalım ki gücümüzü görsünler. Tabii ki validem. Gel sultan kızım, daireme geçelim. Meleki, zinhar unutma sana diyeceklerimi. Malum, havalar ısındı. Halk bu sıcak günlerde sersefil oldu. Çok şükür halkımızın durumu iyi. Lakin en son tebdil halde gezerken gözüme başıboş köpekler ilişti. Saray mutfağına haber et. Et hazırlasınlar. Lakin iyice de haşlasınlar. Ağalara da haber et, her sokak başına tas tas su koysunlar. Halkıma da haber salın, herkes penceresinin önüne su koysun. Kuşların hali de iyi değildir. Emredersiniz validem, hemen haber ediyorum. Validem, siz yalnızca Adem evladı ile değil, hayvanlar ile de ilgilenirsiniz. Atikem, zinhar şunu aklından çıkarma. İnsan çalışır eder kazanır bir şekilde, geçimini sağlar. Lakin Rabbimin dışarıda yaşayan sessiz canları ne yapsın? Elbet halkımıza yetiştiğimiz gibi hayvanlara da yetişmeliyiz. Zira bu canlar da bu topraklarda yaşamaktalar. Validem, söylenenler doğru mudur? Saray defterlerinde okudum. Büyük dedemiz Murat Han, İstanbul'da gezen başıboş maymunları idam ettirmiş. Doğruluğu nedir? Tarih kayıtlarında okuduğumda zinhar inanmadım. Lakin gerçek Atikem, Rabbimin verdiği canı ancak Rabbim alır. Lakin artık diyecek bir lafımız yoktur. Olan olmuş o devirde. Eğer yaşasaydık, muhakkak engel olurduk. Nasıl bir ağrıdır? Sen yardım et.
ruhum bedenimden çekilir. Sanki... Validem, az evvel Silahdar Ağa'dan haber geldi. Hünkârımız iyi değillermiş. Tüm hekimler hastalığına çare aramaktalarmış. Nasıl? Nasıl olur Meleki?